Ben nasıl başardım? Dünyanın her yerini gezdim. Günde 17 saat çalıştım, yazılım öğrendim. Siber zekaya sahip robotlar yaptım. Bir işe yaradı mı? Tabii ki yaramadı. Ta ki Güven Bey'in kitaplarını okuyana kadar. O dakikadan itibaren başarının kapıları benim için aralandı. Artık özel şoförüm bile var. Kemalettin. Buradayım Ahmet Bey. Siz konuşurken ben de Güven Bey'in kitabına şöyle bir göz gezdirdim. Ve sizin araladığınız başarı kapılarını sonuna kadar açtım. Şimdi artık havalarda uçuyorum. Özel jetim ve onu kullanan özel bir pilotum bile... Bırak onu Pınar. Özel bir pilotum var. Hepsini tek bir şeye borçluyum. Güven Bey'e güvenmeye. Kestik. Teşekkürler. Görüyorsunuz. Beni öve öve bitiremediler. Çünkü onları beni övsünler diye ben tuttum. Siz bu kitabı yazan adam olun. Yani ben. Kitap için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Çünkü geçen ayki maaşlarınızdan kesmiştim. Eminim herkes bu kitabı bir solukta bitirmek isteyecektir. Bir kitabı iki kişi okuyamasın diye alınmış zekice bir önlem. Çünkü kitap bir süre sonra kendi kendini bu şekilde imha ediyor. Evet, imzalatmak isteyenler? Herkes size nasıl kazanacağınızı anlatır. Çünkü zor olanın kazanmak olduğunu sanırlar. Ama bazen kaybetmek kazanmaktan daha zordur. Nietzsche'nin de dediği gibi, zor olan beni bulmak değil, bulduktan sonra kaybetmek. Davacı Sinan Yıldız. Davalı Kıvılcım Uruluk. Bense size nasıl kazandığımın değil, nasıl kaybettiğimin hikayesini anlatacağım. Kıvılcımı beş adımda nasıl kaybettiğimin. Yanlış söylediniz herhalde. Neyse. Aslında benim hikayem de bir başarıyla. Kıvılcımın numarasını almayı başarmamla başlamıştı. Aşkın sihirli değneği sayesinde dünyam toz pembe olmuştu. Zabıta, seyyar, kardeş kardeş oturuyordu. Taksiciler nereye gittiğini sormadan taksiye buyur ediyordu. Hatta yolda karşılaştığımız... Bu zamana kadar hep biz sizi bıçakladık abi. Bu sefer de siz bizi bıçaklayın ben. Yok kardeşim ya, ne gerek var? 10 liram var mı abi? Vallahi yok. Bende var. Ama her güzel rüyadan da bir uyanma vakti var. Hayırdır birader? Ne sırıtıyorsun? Yok abi, ben kızın numarasını aldım, ona seviniyorum. Ne numara çeviriyorsunuz lan siz? Oh! Ne bağırıyorsun lan? Verdik ya 10 liranı, daha ne istiyorsun oğlum? Ah be kardeşim, bana vermiştin 10 lirayı.
Hayal kırıklığı içerisindeyim açıkçası Kıvılcım Hanım. Hani ben size ilişkilere dair hiçbir şey öğretememişim. Kötü bir hocayım demek ki. Hule tamam, ne kadar abartılı tepkiler bunlar ya. Bir şey yok, alt tarafın numaramı verdim. Hem iyi de bir çocuğa benziyor. Bakın Kıvılcım Hanım, ben bir insan sarrafı sayılırım. O yüzden açık konuşacağım. O çocukla olmaz. Hem Sinan'ı ben altıncı nişanlım Selim'e çok benzetiyorum. Senin altıncı nişanlın Murat değil miydi? Hayır, o altıncı nişanlı. Selim altıncıydı. Altın işi yapan. Kuyumcu işte. Yani dokuzuncu nişanlı. O kadar mesut, o kadar bahtiyardık ki. Onunla adeta bir rüyada gibiydim. Aradığım kişiyi buldum diyordum. Ta ki... Hem de yakınımla. Fule. Kıvılcım Hanım, benim kaç kere söylemem gerekiyor size bu konuyu açmayın diye? Fule, ben mi açtım konuyu? Sen kendin açtın. Hayır, açtıysam zevkimden mi açtım? Size zarar gelmesin diye. Hem ne bu Allah aşkına Sinan? Neymiş bu çocukta benim göremediğim? Ya bir şey yok. Bir şey yok. Bir tanımak istedim ben. Hem benim için o kadar başı derde girdi falan. Bir şey yok. Merak ettim işte öyle. Sinan. Azim, ben ne yapacağım ya? Bana bir akıl ver. Rahat olacaksın kanka. Rahat olacaksın. Kızlar rahat adamları severler. Rahat hissedecekler sendeyken, anladın mı? Bak mesela. Pelin! Aslan parçası! Ne haber? Aslan parçası mı? Sen hangi yüzle çıkıyorsun karşıma Azim ya? Ne oluyor ya? Yoksa ben senin üstüne kredi çekip senden ayrıldığım için mi bana bozuksun? Sence? Ya güzelim. Benim kredi puanım yetmiyordu ki. Yoksa ben senin üstüne niye kredi çekeyim Pelin? Artık pes vallahi Azim ya. Senin şu rahatlığına gerçekten hayranım. Estağfurullah canım benim. Gördün mü bak? Hayranlarından biri daha. İşte böyle kanka. Hiç umurunda değilmiş gibi ya. Ya Pelin! Kredi attı çıktı attı. Sen yapılandırdın mı onu? Yazık şimdi üstüne icra falan gelmesin, biliyor musun? Ya af çıktı af! Azim bağırma oğlum, otur. Aşık olduğunuz kadını kaybetmenin 5 adımından ilki. Sanki kendi aklınız yokmuş gibi çevrenizdekilerin tavsiyelerine aşırı kulak verin. Abi sen şu Instagram hesabıyla hiçbir şey yapamazsın, ben sana söyleyeyim. Niye? Abi bu adam sana çok benziyor. Ya benim Zeynep kime benzeyecek? Benim işte. Ama olmaz öyle. Bir saniye ver bana. Heh, işte. Şimdi oldu. Ya hadi diyelim tamam, koyduk bunu. Kız gerçek beni görünce ne olacak? Ki Kıvılcım beni zaten gördü. Abicim bak, kadınlar yalandan da olsa göze hoş gelen şeyleri severler. Yani çirkin bir erkeğe de yakışıklı göstermenin en iyi yöntemi olabildiğince yüzünü göstermemek. Yani bizim bir şekilde senin şu suratını şöyle bir güneş gözlüğüyle olsun, şöyle bir sakallı olsun filan komple kapatmamız lazım abi. Sinancığım bak, bu işte asıl olay samimiyet. Bir kızı etkilemek istiyorsan samimi olmak zorundasın. O yüzden ben sana şu üzerimde görmüş olduğun, ördüğüm kaza sana vereyim mi? Samimi görünür. Ha? Yo abi, yakışmış sana. Samimiyet diyorsun. Tabii. Vay be, buldun demek kızı ha? Kurtarıyorsun bizi. Sinan, evladım bak. Bir ilişkide en önemli şey evlenmek. Ha? Şimdi sen git kızla evlen. Gerisi nasıl olsa bir şekilde hallolur. Ya olur mu ya öyle hemen evlenmek falan? Yani
Daha bir defa bile buluşmadım kızla. Hem ne biliyorsunuz, belki kafamız hiç uyuşmayacak, anlaşamayacağız. Anlaşırsınız, anlaşırsınız. Sen kızla evlen, nasıl olsa bir şekilde anlaşırsınız. Buran amcan doğru söylüyor. Ben 45 yıllık evliyim, geçen sene onca anlaşabildik. Ne? Ya Hatice teyze geçen sene vefat etmedi mi zaten? Son nefesinde anlaştık işte. Ben ona hakkını helal et canım dedim. O da helal olsun civanım dedi. Ha. Herkesin bana güveni tamdı. Kıvılcım'la buluşacağım yer bu kadar tavsiyeyi aynı potada eritecek bir yer olmalıydı. Ve işte o mekan karşımdaydı. Emindim, bu buluşmanın sonu tıpkı o romantik komedilerdeki gibi mutlu sonla bitecekti. Ama hayatta hiçbir şeyden o kadar emin olmamak gerekirmiş. Nasıl buldun? Beğendin mi? Yani çok orijinal bir fikir. Zengin kızı böyle salaş bir yere getirmek. Hani kimin aklına gelirdi? Benim. Ya çok sıkılmadık mı böyle sosyal medya odaklı yapay ortamlardan? Benim de işte aklıma geldi öyle. Ne yersin? Ya da dur, bana bırak, olur mu? Tamam. Pardon, bakar mısınız? Hop! Sinan abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bakıyorum da hiç yalnız gelmiyorsun. Sen sabitsin, yanındaki dünyayı devri dayayım de. Babamla kardeşimle çok sık geliriz buraya. Nasıl? Tabii tabii, kardeş kardeş. Kardeş kardeş gelip oturuyorsunuz. Müsaadenle kızım. Ya siz geçen bir şey yapmıştınız bize böyle. Nasıl bir şeydi biliyor musun? Oğlum senin ne işin var burada ya? Ne yapıyorsun sen? Kanka hiç merak etme. Kontrol bende. Senin ne kadar rahat bir adam olduğunu kıza göstereceğiz. Hanımefendiyi bekletmeyelim artık. Hanımefendi, köftenizi nasıl alırsınız? Soğan, soğansız. Soğansız lütfen. Soğansız diyorsunuz. Sinan abime de o zaman soğansız veriyorum. Ne demek bu şimdi? Hakikaten ne demekti o ya? Ya ben birbirinize kokmayın diye dedim oğlum. Bir soğan yüzünden mağdur olup ilişkiye başlayamayan ne kadar çok insan var biliyor musun sen? Hayret bir şey ya. Hayret. Niye çeker misiniz delikanlı? Ay bunlardan kaldım ya. Ben bu en son çocukluğumda gördüm. Niye geldiniz bu hamile? Niye geleceğiz Sinan? Seni ısındırmaya geldik kızla. Aranızı yapmaya. Bak izle. Niyetten ne çıkacak şimdi? Hadi bakalım güzel kızımızın bahtına. Hadi, hadi. Komşuluk ölecek yazıyor. Enteresan. Bir tane daha çek kızım. Tamam, çekeyim. Emanete hıyanet artacak diyor. Bir tane de benim için çek. Güneş batıdan doğacak. Yahu bunlar nasıl niyet Telat? Bunlar kıyamet alameti yahu. Sonuçta bunlar kesin olacak Burhan. Kaçarı yok. Boş hayal vermek istemedim kıza. Ya hadi dedeler neyse. Bu zaten
Allah'ından bulmuş. Senin ne işin vardı orada Yüksel abi? Orası bizim ekmek teknemizdi be Sinan. Ocağımız söndü. Abi biz köfte yiyip gitseydik sen niye getirdin ki bizi buraya? Sinancığım, samimiyet ancak böyle gelişir. O ateşi birlikte yakacaksınız. Üfleyin Kıvılcım Hanım, üfleyin. Yalnız bu yanmıyor. Üflüyorum ama yanmıyor. Mangal ateşi yanmadan sevda ateşi harlanmazmış. O ateş yanacak. Sinan, kuzu kıyma o, dana kıyma üst üste koy, karıştır hepsini, tamam mı? Toplayın, her şeyi toplayın. Şu seyyar satıcıları da alın. Durun ya, durun. Benim ekmek teknem burası ya. Neden topluyorlar? Hayır, bir dakika ya. Sinancığım, sizlik bir şey yok. Siz oradan şişi pişirin. Biz Azim'le hallediyoruz, bir şey yok. Azim, iki dakika uyala. Belli ki biz bu işi güzellikle halledemeyeceğiz. Topluyorlar çünkü, tamam mı? Yüksel abi, dur. İki dakika. Abi, dur. Kurban olayım, dur. Ya siz Yüksel abi kusuruna bakmayın amirim. Biz kendi aramızda hallederiz diye düşünüyorum. Ne diyorsun sen? Rüşvet mi teklif ediyorsun memura? Kim? Amirim olur mu öyle şey? Ben konuşarak şey yaparız diye söyledim. Yıktın lan! Yıktın lan! Yedirtmem size burayı. Zincirin ucunu dök. Dök benzinimi. Benzinimi dök benim. Sinancığım sizlik bir şey yok. Siz oradan köfteleri çevirin yanmasınlar, tamam mı? Biz Azim'le hallediyoruz, bir şey yok. Hadi. Evet. Kardeşim, zorluk çıkarıyorsun kim ama. Kim çıkarıyor ya zorluk? Kim çıkarıyor? Polisi çağıracağım bak. Git ya, kimi çağırıyorsan çağır. Kimi çağırıyorsan çağır, biz burada bu kadar adamız. Hangi birimizle uğraşacak? Hangi polis, hangi birimizle uğraşacak? Hadi, kim alacak bakalım, göreceğiz Sinan. Şunun ucunu tut. Sinan, şunun ucunu tut! Tut! Gergin tut! Azim, gergin tut! Tut! Biz ne yaptıysak senin için yaptık Sinan'ım. İyi niyetimizin kurbanı olduk. Vallahi çok sağ olun ya. Hepiniz. Hepiniz çok sağ olun. Yani sayenizde Kıvılcım'la 10 numara bir akşam geçiriyorum. Teşekkürler. 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 Sen şeyi diyorsun. Ayrı ücreteyiz diye üzüldün. Ben hallederim. Tamam. Memur bey, bakar mısınız? Bu arkadaşı yan taraftaki hücreye alabilir miyiz acaba? Memur bey. Allah aşkına biri söylesin. Ben bu Kıvılcım'ı ne zamandır tanıyorum? 2 yıldır abi. Ama artık ben bu Kıvılcım'ı tanıyamıyorum. Ben de fark ettim abi. Kaz ayakları çıkmış Engin. Tanınmaz hale gelmiş. 2 yılda çok çökmüş vallahi. Kutlucan, ben buradan uzanamıyorum. Kendi kafanı şuradaki duvara sürt. Lan ben onu mu diyorum? Ben bu Kıvılcım'ı ayarlamak için kaç takla attım? 12 takla. Mahkeme çıkışına yetişeceğiz diye arabayı köklemiştik. Virajı alamayınca 12 takla attım. Verilmiş sadakamız varmış. Peki, nasıl oldu da biz bu kadar uğraşırken bu Sinan Sümsüğü kızın numarasını kaptı? Vallahi nasıl kaptı abi bilmiyorum ama bizim farklı bir vizyon ortaya koymamız gerektiği kesin. Affedersiniz, biri buraya bir bakabilir mi acaba? Daha ne kadar tutacaksınız bizi burada? Sinan, senin çok acilen bir şeyler yapman lazım. Olay kontrolden çıkıyor. Ne kontrolü abi, ne yapayım? Bak buraya kadar çok iyi geldik. Ama eğer kız hakimiyeti ele geçirirse, eğer bizi buradan çıkarırsa ki Allah korusun, o zaman biteriz abi. Senin bir erkek olarak kontrolü ele geçirmen lazım. Yapma ya. Öyle mi diyorsun? Herhalde. Şimdi sen
Kıvılcım'ı buradan kurtarabilirsen o zaman gerçek kahraman olursun. Herkes hikayenin sonunu hatırlar. Buraya sokanın sen olduğu kimsenin aklına bile gelmez. İkinci adım. Her koşulda duruma hakim görünün. Pardon. Bakar mısınız? Sinan tamam ben hallederim. Bir saniye Kıvılcım ya bir müsaade eder misin? Ben de. Gardiyan. Ne gardiyanı kardeşim? Polisim ben. Ha eyvallah. Eyvallah polis abi. Bakın polis abi bizi derhal buradan çıkarın yoksa çok fena olacak. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Neyine güveniyorsun sen? Hayatta gerçekten güvenebileceğim tek kişi vardı. O da... Bu kıza güveniyorum. Siz galiba bu kızın kim olduğunun bilincinde değilsiniz. Bu kız, söylesene Kıvılcım, Türkiye'nin en iyi avukatı. Hepinizi sürdürtür. Gözünüzün yaşına bile bakmaz. Sinan, öyle demeyelim de hani konuşarak anlaşabiliriz, halledebiliriz diyelim. Hayır ya Kıvılcım ne konuşması? Konuşacak hiçbir şey kalmadı. Polis abi yani sözün bittiği yerdeyiz biz artık. Bakın, son kez uyarıyorum. Ateşle oynuyorsunuz. Bu kız size öyle şeyler yapar ki, öyle tazminat davaları açar ki yedi ceddiniz, köydeki tarlanızı satsanız ödeyemezsiniz. Beter olursunuz yani. Öyle mi hanımefendi? Öyle. Avukat hanım hariç herkes çıksın dışarı. Bu kız mı bizi tehdit ediyordu? Evet amirim. Kıvılcım, gerekirse Türkiye'nin en iyi avukatlarını tutacağım, seni buradan çıkaracağım. Gerek yok Sinan, ben başımın çaresine bakarım. Zaten bulamam. Tanıdığım en iyi avukat sensin. Öyle elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Haklısın abi. Ya bunu kastetmemiştim ama olsun. Bunlardan da kurtulmuş olduk. Ya abi, biz bu Sinan'ı niye dövmedik? Ağzını burnunu kırmadan gönderdik. Abi bir kere kırdın numarasını verdi. Bir daha kırarsan evin adresini verir abi. Niye veriyor oğlum evin adresini? Ne yapacaklar evde? Sen beni çıldırtacak mısın lan? Halis, arkadaşı uygun bir dille uyarır mısın? Abi sen beni yanlış anladın. Neden bize güvenmiyorsun? Ben güveneceğim adamı buldum. Evet, neymiş? Hah, kural bir, serseri olun. Asla efendi gözükmeyin. Şunu unutmayın ki kendi işi için serseri olmayan başkası için hizmetçi olur. Kadınlar belalı tipleri sever demeye getiriyor galiba. Ama abi Kıvılcım yenge için legal olalım artık mafyalık bitti demedik mi? Lan dedik de bir numarasını gördük mü bunun? Numarayı gören Sinan oldu. Adamın bir bildiği var ki söylüyor. Kural bir uygulansın. Hemen serseriliğimizi İstanbul'a yayacak bir organizasyon ayarlayın. Abi yeter, vurmayın artık. Gördüklerini anlatabil diye sana dokunmuyoruz. Şimdi git, gördüklerini cümle aleme yay. Ben bir şey görmedim abi, vallahi. Sen şimdi Vural abinin yaptıklarını görmedin mi? Abi adam seni görmezden geliyor. Korkmuş olabilir. Belki de ondandır. Abiler, benim gözlerim görmüyor. 12 derece miyopum ben. Ulan ben sizin yapacağınız işi.
Bakalım ameliyatımız başarılı olmuş mu? Görüyorum. Hay Allah sizden razı olsun abiler. Herkese anlatacağım nasıl insanlar olduğunuzu. Ameliyatı anlatma ama. Öncesini anlat. Bir elin verdiğini öteki el görmemeli. Lan serserilik yapacağız diye hayır duası alıyoruz. Farkında mısınız? Ne yapacağım lan ben sizle? Vallahi ne desen haklısın Burhan amcacığım. Yok. Yok bu Sinan'dan bir yol olacağı yok. Ben söyledim zaten. Ama şöyle... Ben kaleyi içten fethedeceğim Burhan amca. Sen hiç merak etme. Kaleyi içten fethedeceğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın ya? Sana demiyorum Burhan amca. Geç şöyle. Ha, sıraya girdim zaten. Bekliyorum Burhan amca. Ben sonra seni arayayım. Ellerinden öperim. Sıradaki. Kendinizi 5 sene sonra nerede görüyorsunuz? Nasip olursa 2 çocuğumuzla. Elendin. Çok iyi. Arkadaşlar bugünkü nişanlı alımımız sona erdi. Herkesin CV'si daha sonra değerlendirilmek üzere havuza atılmıştır. Dağılabilirsiniz. Fulya Hanım. Buyurun. Fulya Hanım benim. Azim ben. Sinan'ın arkadaşı. Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Oturun. Teşekkürler. Memleket. Abi bu ne? Ne ara nişanlandın? Kimle nişanlandın? Ne oluyor oğlum? Vallahi abi hiçbir şey anlamadım. İlk görüşte nişan bizimkisi. Olmadı ama. Hanımefendi, menü olabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Anneciğim, babacığım, tanıştırayım. Erkek arkadaşım Azim. Çok memnun oldum yavrum. O zaman ben size içecek bir şeyler söyleyeyim. Hanımefendi, bakar mısınız? Canım nasıl olmuşum? Nişanda bunu giyeyim diyorum. Çok güzel olmuş. Enfes. Enfes. Teşekkürler. Tamamını erdirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Kanka, kaleyi içten fethedeyim dedim. Truva atı misali. Anladın mı? Kız beni beyaz atlı prense çevirdi. Durduk yere nişanlandım Sinan. Ne diyeyim abi, hayırlı olsun. Vallahi benden hızlı çıktın ha. Benim yapmak istediğimi sen yaptın. Yalnız var ya, bu nişan olayları bir ilerlemiş, bir ilerlemiş. Yüzüğü taktığını hiç anlamıyorsun bile. Bak ben nişanı taktım, 5 dakika sonra ayaklandım. Bir de bizimkinin eli bir hafif, bir hafif yüzüğü taktı, hiç anlamadım bile. Hiç. Vay be abi, kime niyet, kime kısmet. Aynen. Oğlum ben ne yapacağım ya? Kıvılcıma çok ayıp ettim ben. Özür bir şey dilemem lazım yani. Öyle kuru özürlü olmaz Sinan'ım. Büyük düşünmen lazım ya. Şey mi diyorsun? Biraz fazla bir şeyler mi yapıyorsun? Aynen. Abartayım mı? Aynen. Aynen, abart. Abartayım. Küçük işlerin adamı olma arkadaş. Olma ya. Ayıpların üstüne öyle bir beton dök ki...
Kızın seni affetmekten başka şansı kalmasın. Kıvılcım. Sinan, ne oluyor burada ya? Üçüncü adım. Abartılı özürler dileyin. Kıvılcım, ben çok pişmanım ya. Ben o kadar pişmanım ki kendimi bir utanç anıtına dönüştürmeye karar verdim. Tamam Sinan, bir şey yok. Bak iyiyim işte. Hayır, ben asla affetmeyeceğim kendimi. Nesiller boyu özür dileyenlerin bir sembolü olacağım. Yüksel abi, ver coşkuyu. Ya bu nasıl bir adammışlık? Ha, vallahi çok duygulanıyorum. Affediyor musun Kıvılcım? Affediyorum. Sinan, tamam affettim. Tamam abi, affetti. Olmaz Sinan, Yüksel bir beton dökemedi dedirtmem. Abi affetti, tamam. Tamam, o zaman siz şovunuza devam edin, ben gidiyorum. Affettin beni ama, değil mi? Affetti. Abi affetti, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Hayır, lütfen, lütfen. Olmaz. Yüksel işi yarım bıraktı dedirtmem. Lütfen, gözüm sen. Vallahi çok güzel olacak ya. Heykel çok güzel olacak ya. Oğlum, Alex heykelinden buraya heykel yok. İnsanlar aç heykele ya. Yapma. Abi, ne işimiz var bizim burada? Kural 2. Kızın babasına ne kadar ısrarcı olduğunuzu gösterin. Biz de ısrarımızı göstermeye geldik. Yürüyün, giriyoruz. Abi, bu kız Kıvılcım Cengel'in yanındaki kız değil mi? Fulya Hanım? Yok, Hülya. Nasıl yani? Fulya değil mi sizin isminiz? Yo, Hülya. Siz beni ikiz kardeşim Fulya ile karıştırdınız. Ama biz çok farklıyız aslında. Bakın, benim burada Türkan Şoray benim var. Vallahi kusura bakmayın, bizim eşekliğimiz olmuş o. Neyse Hülya Hanım, bizim acilen Zafer Bey'le bir görüşmemiz lazımdı da. Randevusuz görüşemezsiniz. O zaman randevu alalım. Biz Kıvılcım Hanım'ın arkadaşlarıyız da. Yalnız ben randevu veremem. Sadece kendisinden alabilirsiniz. O zaman ondan alalım. Nerede kendisi? Zafer Bey çok meşgul bir insan. 10 senedir burada çalışıyorum. Benim bile bir defa olsun yüzünü görmüşlüğüm yok. Şuradan geçerken de mi görmedin kardeşim? Bu kapıyı hiç kullanmaz. Tepeden iner. Tepeden mi iner? Evet, evet. Çok tepeden inme bir tarzı var kendisinin. Tabana yayılmakta zorlanıyor. Anladım. Helikopter diyor. Yani onunla geliyormuş. Ne yapacağız abi? Israrcı olacağız. Olamadık. Abi görüşmek istemiyor herhalde. Ya doğru. Ama bizim ısrarcı olmamız lazım Halis. Kitapta öyle yazıyor. Müsaadenle indireyim mi abi? İndir Kutlucan. İndir. Evladım, şunları bir dakika tut. Bir tabii teyzeciğim. Tabii geleceğim. Tabii, bak keyfine, buradayım ben. Sinan, sen hala burada mısın ya? Ya Yüksel abiyi bekliyorum. Hilti bulmaya gitti de gelir birazdan. Affettin beni değil mi? Ya affettim.
Affettim tamam, böyle şeylere gerek yok ki. Yani ne yapıyorum, bir şey yapmıyorum ki, olduğum yerde duruyorum. Ben de onu diyorum, gerek yok böyle şeylere. Gelip özür dilerim desen yetecek. Özür dilerim. Sinan şu haline bak ya. Ben betonlaşmaya karşıyım. Zaten her yer beton. Ben de karşıyım. Heh. Hadi çıkaralım seni buradan. Efendim Burhan amca? Yapma ya. Tamam. Tamam, hemen geliyorum ben. Yani hemen gelemiyorum da geleceğim. Geleceğim, tamam. Kardeşim, beni hemen bu bataklıktan çıkarman lazım. Ha, nasıl Talat amca? Durumu nasıl? Maalesef hastayı şu an kaybediyoruz. Duydun. Ha? Talat son nefesini vermek üzere. Çember daralıyor Sinan. Artık sıra bize kadar geldi. Ateş evin içinde. Namık amca, ben de çabalıyorum. Kıvılcımla aramı düzelttim. Özrümü kabul etti. Hastanın kalbi tekrar atmaya başladı. Sinan, ne bekliyorsun? Kısa evlenme teklifi et. Bak, Talat amcanın durumu biraz zor. Olmaz Burhan amca, olur mu öyle teklif etmek hemen? Maalesef hasta tekrar komaya girdi. Eyvah eyvah. Kesin dedenin ahı tuttu. Bittik biz, bittik. Bu ne kadarmış? Sinan, bak bu işin şakası yok. Talat amcanın hayatı senin elinde. Tamam, tamam edeceğim. Talat amca için. Ha. Aa, yok ya, öyle oda havalansın diye açtım. Zaten hasta kendi kendine bir gidiyor, bir geliyor. Ben de artık müdahaleyi bıraktım. Şimdi kendinize uygun bir masa bulun ve oturun. Artık masadasınız. Masada mıyız abi? Ne bileyim oğlum, masa işte. Hamle sırası artık karşı tarafta. O gelip sizi bulacaktır. Siz keyfinize bakın. Yenge mi gelecekmiş abi? Demek ki. Yani dediklerinin hepsini yaptık. Başka kim gelecek? Dördüncü adım. Ona reddedebileceği bir teklifte bulunun. Abi tamamız değil mi? Her şeyimiz tamam. Çok güzel. Çiçekler kimde? Çok iyi. Konfeti. Abi koskoca savcıya konfeti mi verdiniz? Kurban olayım. Sayın savcım, kusura bakmayın, size konfeti vermişler ama. Siz mutlu olun da kardeşim. Sıkıntı yok. Sağ ol. Sağ ol. Güzel. Hazırız. Hazırız. Oğlum hazırsan çağırttırıyorum. Buyurun sayın hakim. Davacı Sinan Yıldız. Davalı kıvılcım Urluk. Yanlış söylediniz herhalde. Neyse. Sinan, senin ne işin var burada? Şöyle geçer misiniz? Hızlıca mahkememize başlıyorum zaman kaybetmeden. Evet, iddiaları okuyalım. Davacı Sinan Yıldız, davalı Kıvılcım Uğurlu'yu hırsızlıkla suçlamaktadır. Bir saniye, bir saniye. Şu anda ne oluyor burada? Mahkemeye bölmeyelim lütfen. Davacıya neyinin çalındığı sorulduğunda kalbim cevabını vermiştir. Ne zaman yaşandı oğlum? Nasıl oldu bu? İlk görüşte oldu hakim bey. Ne olduğunu anlamadan bir bakmışım, kalbimi çalmış. Usta bir hırsızmış. Şahidin var mı peki? Ben şahidim. Bu kadın tam bir profesyonel hırsız hakim. Bu kalpsiz adam artık bana borç para vermiyor. Geceleri yalnız çıkıyorum dışarı. Son derece mağdurum. Kendisinin en ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim.
Kıvılcım, sen ne dersin bu iddialara? Yani çok şaşkınım. Şok içindeyim. Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. O zaman izninizle ben bir soru sorabilir miyim kendisine? Kıvılcım, Yüce Türk Mahkemesi'nin önünde sormak istiyorum sana. Adalet mülkün, aile toplumun temelidir. Peki sen benimle bir aile kurmaya var mısın? Sinan, sen manyak mısın? Sen ne yaptığının farkında mısın? Özür dilerim Sayın Hakim, sizin huzurunuzda da böyle konuşuyorum ama... biz tanışalı daha ne kadar oldu ki sen bana evlenme teklif ediyorsun? Çocuk oyuncağı mı bu? Saçmaladın Sinan. Çok saçmaladın hem de. Kızım, ne yazdın en son? Sinan Kıvılcım'a evlenme teklifi etti, Kıvılcım reddetti. Bu dava kapanmıştır. Ve gelmeyecek herhalde. Kalkalım madem. Bu Kıvılcım Hanım'ın peşini bırakmanız için babası Zafer Bey gönderdi. Ne oldu lan şimdi? Ural Atmaca, 20 milyon TL. Bu ne demek lan şimdi? Ural abi, ben az biraz Çekçe biliyorum. Ben bakayım istersen. Al. Evet abi, 20 milyon TL. Niye böyle olduk şimdi? Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin bedeli var. 20 milyon dolar. Bakıyorum keyfiniz yerinde Güven Bey. Sibel'in babası çek yollamış da kızından ayrılmam için. 3 adımda çözdük işi. Her zaman tutar, her zaman. Güven'in masa dediği pazarlık masasıymış. Abi biz zaten hep böyle milletçe masada kaybediyoruz. Vallahi. Kıvılcım Hanım'ın değeri 20 milyon TL mi lan? Benim aşkım satılık mı? Ben bu çeki... yırtar atarım. Aman abi, ne olur gözünü seveyim bir şey yapma. Tamam, koyun kitabın içine. Yandı. Oluyor mu ama böyle? Olmuyor baba ya, olmuyor. Bence de olmuyor. Ah, of, öf, öf. Dikkat bırakmadın. Mühim bir projem var, odaklanamıyorum. Vay be. Pardon baba, rahatsız ettik. Kusura bakma, pardon. Dur, otur bir. Otur şuraya bir. Otur bir.
Şakadan da anlamayacak kadar kötü mü durum? Ne oluyor bakayım? Baba hayır dedi ya. Hayır dedi. Ya sen bu zamana kadar bir sürü projene hayır cevabı aldın. Ama hiç bırakmadın. Her seferinde aynı heyecanla başladın yeni projeyi. Nasıl yaptın baba bunu? Oğlum, benim projelerim gibi olsa anlatırdım da... Bu aşk. Benim gördüğüm, bildiğim en deli proje. Gittim herkese danıştım. Herkes bir şey önerdi. Ben de vardır bir bildikleri deyip... Kız, sen beni yanlış anladın dedi baba ya. Ben hiç oralarda değilim dedi. Bak sana bir hikaye anlatacağım. Şimdi bir Çin prensi varmış, evlenmeye karar vermiş. Ülkenin en güzel kızları sıraya girmişler böyle. Yalnız bir de onu çok seven bir tane de çirkince bir kız varmış. Neyse, prens bütün adayları toplamış, her birine birer tohum vermiş. Demiş ki, 6 ay içinde bu tohumdan en güzel çiçeği yetiştirenle evleneceğim. Neyse, 6 ay geçiyor. Herkes gelmiş böyle saksılarda kocaman kocaman çiçekler ama o çirkin kızın saksısı bomboş. Prens böyle geziyor, sıradan bakıyor, o kızın önünde duruyor. Diyor ki, ben diyor, eşimi buldum diyor. Herkes, ooo bir feran, bir böyle galeyan ayağa kalkıyor demiş, bir dakika. O bana çiçeklerin en güzeli, dürüstlük çiçeğini getirdi demiş. Size verdiğim tohum, çiçek tohumu falan değil, öyle dandik bir tohum. Yani çiçek vermesi imkansız demiş. Aa. Anladım. Yani sen git, dobra dobra anlat her şeyi. Güzel hikayeymiş ha. Sonra ne olmuş? Evlenmişler mi? Bilmiyorum. Ay, sonrasına dur, bakmadım ya. Ne diyor? Ya baba, telefondan mı okuyorsun? Allah aşkına ya. Ya ne yapayım oğlum? Benim öyle şeyler benim hemen aklıma gelmiyor benim. İnternete bakıyorum. Ya ne diyeyim ki ben sana? Ya sen bana bir şey deme. Git, ne diyeceksen kıza de. Hadi, hadi. Hadi. Diyeyim değil mi? He? Baba. Sağ ol. Beşinci adım. Bütün bunları neden yaptığınızı anlamasını sağlayın. Yani böyle işte her şeyin aslı Kıvılcım. Rahatladım vallahi ya böyle her şeyi anlatınca. Sinan ne gerek vardı o kadar şeye? Keşke gelip her şeyi en başından anlatsaydın. Ne bileyim, bilemedim ki. Ben de dürüst olacağım. Seni ilk tanıdığımda ne tatlı çocuk demiştim. Vurallarla falan ne işi var? Sonra olanlardan sonra fikrim değişti tabii değil mi? Neyse, toparladık şimdi. Lütfen bir daha vural deme, şuradan bir yerden çıkacak diye ödüm kopuyor. Kıvılcım? Yani her şeyi açıklığa kavuşturduğumuza göre... Ne dersin? Ne dersin? Yani... Sen işte, ben... Biz. Sinan. Sen çok iyi birisin. Çok tatlısın. Ama ben senin için doğru kişi değilim. Vallahi doğru kişisin. İlk gördüğüm andan beri hissediyorum bunu Kıvılcım. Sen doğru kişisin. Sinan, ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Yapma ya. Bir ilişki bile düşünmüyorum. Şu anda kariyerim benim için her şeyden daha önemli. Yapardık kariyer. Özür dilerim. Ama durum bu. Yani sen ve ben varız. Biz yokuz. Kıvılcım. Sinan. Lütfen. 1, 2, 3, 4, 5. İşte Kıvılcım'ı kaybettiğim o 5 adım.